Var mı soracak bir şey? Uykunuz geldi mi? Tabii öğrenmemek de bizde hata bugüne kadar. Ama böyle bir şeylerin, böyle bir varlığın, değerin nasıl bilelim ki dedi. Kısa tahrip edelim. Olabildiği kadar aslan ne yapalım? Yapabildiğimiz kadar biz onun yolunda, niyetinde olalım. O kolaylığını göster. Burada iyi niyet her şeyden evvel. Benlik üzere olmamak, ben ederim, ben yaparım falan gibi. Ya Rabbi sen bilirsin, biz aciz kullarız gibilerde. Tevazu içerisinde yaşandığı sürece Cenab-ı Hak kabul eder onları inşallah. Art niyet olmayacak. Allah'ın kullarına karşı mümkün olduğu kadar hep muhabbetli, şefkatli, yardımcı olmaya çalışılacak. Kimseye zarar verilmeyecek. Bilirsiniz Tekirdağlı olan Behçet hocamız vardı rahmetli. Öyle derdi, kardeşim derdi, belki kimseye faydamız olmadı ama zararımız da olmadı elhamdülillah derdi. Faydası çoktu. Başka tabii de tevazular öyle söylerdi. Bu düşüncelerde olmak bile çok ileri bir haldir. Çarşıya sokağa çıktığımız zaman bakıyoruz, milletin kendinden haberi yok. Allah diyor ama ezberlemiş bir Allah diyor. İşte ne dediğinden farkında değil ki. Söz konuşmanın içerisinde Allah geçerse Allah diyor. Tabi onlar da öyle yani diyecek bir şeyimiz yok. Onları tenkit etme babında demiyorum da kıyas şükrümüzü ederim. Sahabe-i kiramın içerisinde onların yaşadıkları bizlere hep örnek oluyor ve ümit var oluyoruz. İleriki yaşlarında İslamiyet'i kabul eden sahabeler vardı. Değil mi? Gençler de vardı ama yaşlılar da vardı. Peygamber Efendimiz onun gençliğinde gelmemiş ki, yaşlılığında gelsin. Ne yapsın? Ama tabi olmuş, Müslüman olmuş, üzülüp duruyorlar kendi aralarında. Bizim geçmiş günahlarımız nasıl olacak diye. Değil mi? Yani bir sürü günah işlemişler. İçkiler var o zaman. Diri diri kız çocuklarını gömme var işte. Bir sürü değişik yaşantılar var. İdrake geldikleri zaman, yani şuura geldikleri zaman, eyvah biz ne yapmışık? Nasıl bunlar ödenecek diye. Teşekkür ederim. Ali Bey, şu kaşığı verin buraya koyayım. Evet. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, bu hali söylüyorlar. Ya Resulallah biz ne yapacağız? İman ettik ama yaşımız çok geç. Evvelki hallerimiz ne olacak? Verdiği cevap çok güzel ve ümit var ediyor hepimizi. Onlar diyor geçmişte kaldı. Bunların hepsi silindi diyor. Siz bu tarihte buraya yetiştiniz. Yeniden doğmuş gibi oldunuz, onların hepsi geçti, silindi diyor. Yani bu büyük bir lütuftur. Aynı durumda sayılırız, biz de hep işte yani. Geri dönüş yok, imkanı yok. Yok. Bir saniye geri dönemez. Yapılacak bir şey yok. İşte bu yapılan şeyler bütün o geçmiştekilere kefaret oluyor. Anlaşılıyor ki bu yanlış iş. Tövbe kapısı kıyamete kadar açık. Ayrıca insanın da ruh hulkuma gelinceye kadar tövbe kapısı açık diyor birey olarak, boğaza gelinceye kadar. Boğaza geldikten sonra tövbe yok. Neden? Artık görüyor çünkü ahireti. Görüş olmanın eyvah diyor ne yaptım ama iş bitmiş oluyor. Ama daha ayaklarındayken, ruh yukarıya doğru çekiliyorken, dizlerindeyken, aklı başına gelip de tövbe etse o da kabul ediliyor yine. Ama hesabı kitabı var ayrı tabii. Dereceleri var. Dereceleri var ama tevbesi kabul ediliyor. Ebedi
ebedi asi olarak gitmiyor. Yine Müslüman olarak gidiyor. Yani cennet namzede olarak gidiyor. Cehennemde kalsa da bir süre geçici olmuş oluyor. Ama o onu imanını tazelemezse ebedi cehennem ehli olarak gidiyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz diyor. O kadar açık. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek bizden değildir diyor zaten. Miraç gecesi Peygamberimiz bir Osmanlıca küçük ince bir risalede okumuştum. Bir deryanın yanından geçiyorlar Cebrail Selam'la birlikte. Kocaman bir derya. Bu deryanın ortasında bir ağaç var. Büyük bir ağaç var. Ağacın üstünde bir kuş var. Peygamberimiz bakıyor ki ağacın üstündeki kuşun ayağının tırnağında çamur var biraz. Diyor ki ya Cebrail kardeşim bu neyi ifade ediyor? Ne demek bu? Nedir? Diyor. O da diyor ki ya Resulallah, o gördüğün derya Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasıdır. O gördüğün ağaç dünyadır. O gördüğün kuş senin ümmetindir. O gördüğün kuşun tırnağın üstündeki çamur da senin ümmetinin günahlarıdır diyor. O bir silkinse diyor o çamur o deryaya gidecek. O deryanın içerisinde Allah'ın rahmet deryasının içerisinde ne yer tutar diyor. Tabi bu demek değil ki bütün insanlar affolunacak ama kıyasa göre öyle. O derya içerisinde bir minicik çamur ne ifade eder? Bir kişi dediğin gibi adaletsizlik olur. Bir kişi bir kişiye zarar vermişse dünyada günaha girmişse Allah onun günahını affetmez. Neden? Zarar verdi çünkü başkasına zarar verdi. Benim hakkımı ben sizden almam ama kul hakkını kul hakkıyla gelmeyin bana diyor. Eğer böyle bir şeylerimiz varsa mümkün olduğu kadar onlarla iyi geçinmeye, helallaşmaya bakacağız. Sürtüşme olmadan yani sürtüşmeli olarak gidilmemekte yarar var. Ancak bunun da bir yeri var tabii. Kişi gitmiş, onundan özür dilemiş, arayı düzeltmek istemiş de öteki taraf dirsek çevirmişse onun suçudur. O ayrı konu. Yani. Ama biz elimizden geleni yaparız. Şey bizden çıkmış olmasın. Ne diyor? Husumet mi diyor? Zıtlaşma bizim tarafımızdan olmasın. Peygamberimiz diyor ya hani cennet bahçelerine uğrayınız diyor. Ya Resulallah dünyada cennet var mı? Nasıl onlar diyorlar. O da diyor ki halaka zikra, zikir halkaları benim cennet bahçelerimdir. Bu tabi her mertebeye göre değişen bir anlayış ve yaşamı da var zaten her mertebeye göre. Tarikat ehli o zikir halkaları olarak söylerler onu. Hani zikirler yapılır, sema edilir, dönülür. Yerine göre oturulur, kalkılır. Hep onların Tuhvetül Uşşaki'de bu zikrin hakikatini yazıyor. Oturma ne demek? Kalkma ne demek? Arada okunan ilahiler ne demek? Ellerini sarıp işte neyse o hareketlerle zikir yapmak ne demek? Onların asılları var orada. Biz sadece zamanımızda seromani mi diyorlar, ne diyorlar ona? Tiyatrosu kalmış, biraz da beşeri duygusallığı kalmış.
irfaniyeti pek yok ortada. Ama suret de olsa yapılıyor ya, o da çok büyük bir iş. Suret de yapılmazsa hepsi kalkmış olacak. Çok zaman dilim önce yapıyorduk işte. Yapıyorduk da şimdi vaktimiz olmuyordu. Artık ağırlığı ilme veriyoruz, ilmi konulara veriyoruz. Soruya bağlayacaksınız herhalde değil mi efendim? Asıl ilmi tevhid, asıl zikir, derinlik. Onunla birlikte yapıldığı zaman hakikat mertebesi, marifet mertebesinde yapılan bir tatbikat oluyor. Evet. Akşel'de şeriat mertebesinde, biraz da tarikat, duygusallık mertebesinde kalıyor. Yani görüntüsü kalıyor işin sadece. Bu akşam zikirde hali kalmadı. Bu zikir zaten işte. Alaka zikra dediği zikir halkaları, bunlar zikir iki türlü. Asıl olarak iki türlü, hatta üç türlü. Birisi kişinin bazı kitapların tavsiyelerine göre yazdığı, çektiği, kendi düşüncesine göre zikirleri, yani tesbihat zikirleri. Tesbih ile zikir arasında ne fark var? Var mı fark? Tesbih eliyor, elimize alıyoruz, zikir çektim, tesbih çektim diyoruz. Bir esmayı çekiyoruz, tabii, tesbih çektim diyoruz. Evet. Diğeri bazı da zikrettim diyoruz. Aynı manada. Var mı fark? Yok. Yani sitede tesbih ve zikir diye bir kitap var, onu indirebilirsiniz. Orada var, tesbih ne demek, zikir ne demek. İkisi çok ayrı birbirinden. Ama biz birlikte konuştuğumuz, düşündüğümüz için aynı şeyi zannediyoruz. Namazın, bakın, ruku ve sücud, ruku ve secdesi tesbihtir. Kıyamı ve tahiyyatı zikirdir. Çünkü tesbih kutsi makama aittir. Sübbuh ve Kuddüs makamına aittir. Zikir ise hem şehadet alemine aittir, hem zat alemine aittir. Yani hem kevni ve hem ilahidir zikir. Ve tesbihi kapsamını alır. Ve melaike-i kiramın işidir ağırlık. Yüsebbihu lehu mafis semavati vel ard denir. Namazın diğerleri de. Namazın neresi? Namazın rükû ve secdesi tesbihtir. Zaten orada tesbih yapıyoruz. Tabii. Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz ya, o tesbih işte. Sübhane Rabbiyel Ala dediğimiz tesbih, zikir değil o. Tesbih onlar. Tesbihat. Sübuh isminden kaynaklanıyor. Ve tesbih, lügat manası itibariyle bir suyun, bir şeyin derinliğine inmek manasındaymış tesbih. Zikir ise hatırlama manasında. Lügat manası hatırlama evet. Zikrin. Ama biz tesbihin zahir manasıyla elimize tesbihi evet, alıp, onun da ismi tesbih diyoruz bak, tesbih. İsmi üstünde tesbih diyoruz. Tesbih aldığımızda zikir yapıyoruz diyoruz. Tesbihle zikir yapıyoruz. Zikrin aracı oluyor elimizdeki tesbih. Tesbihe bir başka isim de konabilirdi. Boncuk dizisi mi diyelim? Ha, boncuk dizisi. Türkçe tarif. Zikir üç türlü. Birisi kişinin kendi kendine, işte ben şu kadar salavat getireyim, bu kadar kelime-i tevhid çekeyim diye iyi niyetiyle yaptığı sayı değerleri. Diğeri, ikincisi ise bir yola girip o yolun kendi sistemi içerisinde o salih, yani yolcuya verilen sayılı çekeceği esmalar.
salavatlar, zikirler, salavatlar, kelime-i tevhidler, istiğfarlar, esma-i ilahiye, ne varsa işte o yolun kendi sistemine göre. Bu ikincisi bu. Üçüncüsü ise bu sayılarla ilgili olmayıp tamamen idrake dönük. Bakın, tefekküre dönük hatırlamak. Neyi hatırlayacağız? Allah'ımızın, Rabbimizin bizim bünyemize, künyemize indirdiği, bize verdiği ama derinimizde kaldığı, üzerine dünyalıklar geldiği bizdeki malzemeyi hatırlamak. Ana maddeyi hatırlamak. Yani oradaki isimleri ortaya çıkarmak. Aslımızı hatırlamak. Ki bu da ilimden geçmektedir. İşte bu ilmi tesbih, ilmi zikir olmaktadır. Ve onu belirtmek için şöyle demişler. Zikir ona denir ki fikri aça. Eğer bir zikir kişide fikir açmıyorsa o bir sayısal değerlendirme olur. Sevabı olur. Ama fikri bir açılım olmaz. Hani daha evvel bahsedildiği gibi günde ben 1000 tane Rahman çekeyim. Rahman, 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 Rahman. E çok güzel Allah'ın ismi. Sayı olarak 1'e 10 veriyor ise, Cenab-ı Hak 1'e 100 veriyorsa, 100 tane Rahman çektim. Ne oldu? 1000 tane sevap kazandım. Yahut 100.000 tane sevap kazandım. İyi de Rahman'ı kazanamadım. Rahman'ı kazanmak için fes'el bihi habira lazım. O da zikir işte. Tefekkür zikri. Ki bundan daha feyizli, bereketli bir kazanç da yok. Yani tefekkür zikrinden daha büyük bir kazanç yok. Tabii onların ehli kazanç olarak bunları beklemez. O manada demedim. Yani kişiyi bir yerlere götürmesi, sohbet zikri kadar hiçbir saha onu o kadar ileriye götüremez. Kendi kendine kişi 10 sene aynı kelimeyi düşünse bulamaz. Ama bir sohbette 10 dakikada o kelime kendisine açılırsa 10 senelik süreyi o arada aşmış olur. Başka türlü Allah'a nasıl erişilecek ki? Bizim üzerimizde Bismillahirrahmanirrahim'i biraz bahsetseniz, bizim kendi üzerimizde Rahman ve Rahim'i bahsetseniz biraz. Kısaca söyleyeyim. Rahman'ın sonra Rahminden doğmayan Bismillahirrahmanirrahim olamaz. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ömür boyu söylüyoruz da neyi söylüyoruz? Efendim esirgeyen başlayan Allah'ın adıyla. Tamam, çok güzel. Ehli küfrün adıyla başlayacağına bunlarla başla. Doğru. Ama ne anladık? Anladık da, ezberledik de ne anladık? Hani tarikatlarda üçler beşler diye gidilir ya. İşte üçler dediği Besmele-i Şerif'tir. Bak. Allah, Rahman ve Rahim. Alem bunların üstünde dönmekte. Biz daha o kutup, bu kutup, güney kutbu, kuzey kutbu, bekle dur falan yerde kutup varmış, filan yerde varmış. E varsa var, mübarek olsun da bize ne yaptı? Sendeki üçlerden haberin yok. Ha, bizdekinden haberi yok, gidiyoruz kutuplardaki kutbu aramaya. İyi, o da güzel tabii. Şeytanı aramaya gitmektense kutbu aramaya gitmek. Güzel de o kutbun kulbundan tutamadıktan sonra nasıl getireceksin? Soğukta ellerin kaya. Birler dediği, üçleri birleyen Allah ismi şerifi. Üçler açılımı. Yediler diyorlar, nefis mertebeleridir. Beşler dediği, hazret mertebeleridir. Efal, tevhid, efal, tevhid, esma, tevhid, sıfat.
sen bunlarla birlikte bize bir şey tutalım, peçete tutalım. Eyvallah. Toz şeyleri akıyor ya aşağıya. Besmele de evüzü besmeleyle giriş yapılıyor ya efendim. Evüzü çekenler mi besmeleye ulaşıyor? Evüzü çekenler ulaşmaya biraz daha yakın yaklaşıyorlardı. Besmele'nin çevresindeki manileri uzaklaştırıyor onu. Evet. Peki Kur'an-ı Kerim'in başında o yazılı olmadığı halde neden Kur'an okumanın başındaki şartı o? Kur'an-ı Kerim'de kaydı yok. Besmele var da besmele ile başlamıyoruz. Euzu besmele diyoruz. Arınmamışlar el sürmesin diyor efendim. O ikinci aşaması. Kur'an okuma adabının ikinci aşaması o. El-Sum. Üçüncüsü de tertil. O zaman üç vasıf da birlikte mi çalışıyor demeliyiz efendim? Allah, Rahman, Rahim. Hı. Bir noktada hepsi bir çalışıyor. Hı. Allah olsa Rahman olmasa nereye tecelli edecek? Hı hı. Rahman olsa Rahim olmasa nereden zuhur olacak? Rahman olsa da Allah olmasa nereden kaynak alacak? Bunların, bunun üçü bir. O bismi dediğimiz bizdeki başlangıç noktası mı oluyor? Ya da bizdeki bizliği oluşturan manasında mı? Bismillahirrahmanirrahim. Yok, oradaki B ile manasını, baştaki ile. B harfi ile. Arapçada o manada. Harfi cer diyorlar değil mi onu? Evet. Kelimenin, cümlenin sonunu da esire, i ile okutuyor. Hı hı. Zahir şeye göre lisan anlayışına göre Arapça kurgusu öyle. Yani lisan üzerinde çalışanlar B'nin ile olduğunu, yani bir ismi, bismi derken bir ismi Allah, Allah ismiyle başlarım dedi o. Başlarım yok aslında da Allah ismiyle sadece orada var. Ve Rahman ve Rahim olan Allah ismiyle manasında. Oradaki B hakkında tabii irfan ehli çok şeyler söylemişler. Yine internetten Elham suresini indirirseniz Besmele ve Elham suresini orada bahsediyor bunlardan. İsneyniyetin başladığı sahada
yani elestü bir rabbiküm sahasında insanoğlunun lisanından çıkan ilk harf B harfidir. Alemde bakın bir kişiden sadece bir başlangıç değil. İnsanoğlunun cem'i olarak bela dediler var ya B harfidir. İlk olarak insanın lisanından çıkan. Besmele'deki B o da işte. İşte tabii kaynağı o. O da o. Kur'an-ı Kerim'de başlarken ondan başlanıyor işte. Asli kayıt olarak besmele. Ama kayıtta olmayıp da lafızda olan ilk evzu besmele. Şimdi birisi sorsa Kur'an-ı Kerim'in ilk harfi nedir diye. Be. Müslümanız ne cevap veririz? Besmele B. Açtık Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladık. Nasıl okuyoruz? Evzu besmele. E o zaman B değil E. Elif yani. Eyvallah. Önce ifna. İkisi birleşirse, Elif ile B birleşirse ne oluyor? Elif, B, T, S diye devam ediyor. Eb oluyor. Eb de baba, ced, dede demek. Yani Elif ile B bütün manaların dedesi, anası, babası, ceddi. Harflerin de ceddi ayrıca. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Yani Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın diye Kur'an-ı Kerim'in içinde ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerime hüküm ayet-i kerimesi olduğundan ama Kur'an'ın başında olmadığından, başında besmele olduğundan o Kur'an-ı Kerim'in lafızda olan başındaki ayet Euzubillahimineşşeytanirracim o ayet-i kerime aynı zamanda yani kovulmuş şeytandan Allah'a sığınarak başla diye o önceliği lafızda olan birinci söz Euzubillahimineşşeytanirracim Euzu ama kayıtta olan birincisi besmele. Yani Kur'an-ı Kerim'in kayıtta birinci harfi B, lafızda olan birinci harfi Elif'tir. Olur ya birisi sorar Kur'an-ı Kerim başındaki ilk harf hangisidir der. Evet, bilgisayar başında olan kardeşlerimiz, evlatlarımıza hayırlı akşamlar dileyelim. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.